Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tane motif çalışacağız. Motifimiz böyle. Bu motifimizi her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Battaniyelerimizde kullanabilirsiniz, yatak örtülerinde kullanabilirsiniz, hırkalarda, yeleklerde, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi bu e, motifimizin başlangıç olarak ben bu motiflerimizi Alize Cotton Gold ile yaptım. Benden kit olarak istemişlerdi. Ben kit olarak yapıp göndereceğim. Sizlere de e, bu motifin yapılışını anlatmak istedim şimdi. E, tığımız e, her zamanki gibi Alize Cotton'a 3 no tığımız e, tam geliyor. Şimdi arkadaşlar orta yerden başlayıp 1 2 3 4 tane rengimiz lazım bize. Hangi renklerde isterseniz de yapabilirsiniz tabii ki. Ben bunları bakın harmanladım böyle arkadaşlar. Değişik renklerde. Bakın Renklerimiz böyle. Ben karıştırarak ördüm arkadaşlar. Şimdi ben sizlere göstereceğim nasıl örüldüğünü. İlk başlangıçta orta yere tam ortaya 8 tane zincir öreceğiz arkadaşlar. Şöyle dursun. Beyaz olduğu için arkaya biraz şey gelsin istedim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çekiyoruz. 8 zincirden sonra arkadaşlar bu zincirimizi tam sonuna ilk başlangıçtaki yere sabitledik. Orta yaptık şöyle. Şimdi arkadaşlar bu bir saniye Burada şunu ben içeriden gezdireceğim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz başlangıç olarak. Ve mil üstümüzü alıp bu zincirimizin ortasına iki kere de çekerek trabzan yapıyoruz. Aralara bir tane zincir çekip tekrar trabzan yapıyorum. Yani 16 tane içini dolduracağım. Aralarda birer tane zincir çekerek 16 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan arkadaşlar. Aralara tek zincir çekiyorum. Milisto alıp iki kere de çekerek tam 16 tane dolduruyoruz arkadaşlar burayı. 16 taneyi doldurduk. Değil mi arkadaşlar? Şu şekilde. Bir zincirimizi çekiyoruz. Ve tam şu 4 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Ye. Bu ilmeğimizi buraya ilmeksiz bakın şöyle milüste almadan bunu sabitledik. Ve bir zincir çekip artık bu ipimizi kırıyoruz. Evet. Bunu arkadan yürütebilirsiniz ipimizi arkadaşlar. Şimdi üstüne ipimiz biraz koyu olsun diye arkadaşlar zemin e, şey olduğu için aslında şöyle yapıp bir saniye evet şimdi herhangi bir yerinden isterseniz bir tane zincir çekip aynı biten yerden hiçbir zaman başlamayın arkadaşlar burada çok e, iplerimiz potluk olmasın herhangi bir yerinden ilmeğimi taktım boşluğa üstte değil boşluğuna 1-2-3 zincir çektim mil aldım bunları biraz daha uzun çekerek ikili trabzanın ilk iki tanesini aldım bir tanesi milimde kaldı tığımda bir tane daha milist alıyorum tekrar iki tanesini alıyorum ve bu şu kalıyor üçünü birden çekiyorum arkadaşlar sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz mil aldık diğer boşluğuna yani her boşluğa aynı işlemi yapacağız mil üstümüzü aldık ve boşluğa bandım İki tanesini aldım İki tanesi şöyle kaldı bakın tığımda mil üstümü alıyorum tekrar iki tanesini çektim mil üstümü aldım tekrar iki tanesini çektim ve hepsini birden çekiyoruz şu şekilde sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz mil üstümüzü alıp diğer şu boşluğa iki tane ilmeğimizi çıkarttık tığımda iki tane ilmek kaldı bakın yani yarım yarım yapıp üçünü birden çekiyoruz mil üstümü alıyorum iki tanesini çıkarttık mil üstümü aldım tekrar çıkarttık ve üçünü birden çekiyorum sonra 3 zincir çekerek her bir deliğimize aynı işlemi yaparak buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar. 16 tanemizi yapıp sabitledim diğer zincirimizi. Şu şekilde göstereyim. Ve arkadan ipimi gezdirdim. 16 tane yapıp 3 zincir çekip başlangıç yerimizin tam tepesine sabitledim arkadaşlar Şu şekilde Şimdi diğer ipimize geçiyoruz 3. sıradayız Mil üstümüzü alıp Bir tane e, Zincir çekelim Ve bu deliğin tekine hangisine olursa olsun bir tanesine Batıyoruz bunu bir sabitleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şu şekilde. Şimdi bunu sabitledik değil mi? Mil üstümüzü alıyoruz. Önemli olan bu sıra yapmak arkadaşlar. Hemen buradan hiç zincir falan çekmeden sadece mil üstümü aldım. Yan taraftaki hemen bu deliğimize bir trabzan örüyorum ikili. Kısa. Kısa çekin şöyle. Yanındaki ikili trabzanı biraz daha uzun çekin. Milistümü tekrar aldım. Üçüncüyü dolduracağım. Biraz daha uzun. Milistümü aldım. Dördüncü defa dolduruyorum. Onu biraz daha uzun çektim. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Ve beşinciyi dolduracağım. Beşinci bu kadar uzatmaya gerek olmadığı için bir iki tane milistü alıp şu şekilde aynı yere bir 2 3 kere de çıkartıyorum. 2 mil Ve burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Mil tekrar 2 tane alıp şunun gibi geriye gideceğiz şimdi arkadaşlar. Şu deliğimize bunu tekrar geriyesini yapacağız. 2 tane mil alıyoruz. Burayı bıraktık. Diğer yandaki deliğimize şu deliğe 3 kere de çıkarttık. Sonra şunun gibi dördüncü yapıyoruz. Biraz uzun çekiyoruz. Tek milüste aldım. Şu şekilde. Milüstümü aldım. Aynı şekilde. Trabzanımı yaptım. Milüstümü aldım. Tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. Onları kısa çekiyorum biraz daha. Milüstü alıp Son 5. trabzanı yaptım. Biraz daha kısa yaptım ve bunu bakın şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle. Yani önce çıkarttım uzatarak, sonra kısaltarak indim aşağıya aynı şekilde. Sonra bittikten sonra hemen yan taraftaki deliğimizi ilmek almadan bunu bağladım. Burada 1 2 3 4 5-6 zincir çekiyoruz arkadaşlar diğer deliğimize batıyoruz Yani şöyle olacak arkadaşlar Sonra Şurada başladığımız aynı Şurayı, e, şurayı farz edin Aynı şekilde diğer köşeyi yapıyoruz şimdi mil üstümüze aldık Kısa bir tane çekiyorum bu boşluğa Sonra ikinciyi biraz uzatıyorum Üçüncüyü biraz daha uzatıyorum. Dördü biraz daha uzatıyorum. Şu şekilde ve iki tane alıyorum beşinci de. Üç kere de çıkartıyorum buraya arkadaşlar. Bir, iki, üç zincir çekip iki mil üstü alıyoruz. Bu boşluğa değil diğerine aynısının Geriye giden e, tepeye çıktık. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Öyle diyelim. Şimdi 2 3 kere de çıkarttım 5 ilmeği. Ve tek mil üstü aldım. Uzatıyorum biraz. Mil üstü aldım. 2 kere de çıkartarak. Biraz daha ıı, ıı, kısaltarak yaptım. Yani aşağıya doğru gideceğimiz için. Biraz daha kısa olacak arkadaşlar. Şu şekilde 5 taneyi tamamladım. Ve yandaki hemen deliğimize sabitledim. Bu köşemizde bitti. Buraya kadar aynı şekilde gelelim arkadaşlar. Ay 6 tane zincir çekelim. 6 zincir diğer boşluğa batıyorum ve tekrar bu işlemi yapalım bu köşeyi. Buraya geleceğiz. Tam şuraya gelene kadar bitirelim arkadaşlar. Evet, sona kadar geldik. Aynı şekilde burayı da yaptım. Şöyle 6 zincir çekerek. Şimdi buraya geldik. Burayı da 6 zincir çekerek hemen başlangıç yerimize ilmek almadan bunu da sabitliyoruz arkadaşlar. Ve ipimizi kestik. Arkadan onu ben yine temizleyeceğim. Evet bu üçüncü sıramızda bu şekilde. Şimdi dördüncü sıramıza diğer ipimizle başlıyoruz. Herhangi bir köşesinden şunu tekrar ben içeriden gezdireceğim. İlme kalmadan ipimi bağladım buraya arkadaşlar. Köşeye. Köşeden başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Milüstü alıp bir trabzan yapıyoruz yanına. Milüstü alıp tekrar trabzan zincirimizle birlikte 3 trabzan oldu ve burada 1 2 3 4 zincir çekip mil üstümüzü alıp 1 2 3 tane daha trabzan yapıyoruz yani şöyle bir köşe oluşturuyoruz arkadaşlar bunu hepimiz biliyoruz zaten bilmeyenler için yine iki kere de çekerek 3 tane yapıp 4 zincir çekip 3 tane daha aynı yere yaptık Şimdi 6 zincir, pardon, burada 5 zincir çekip hemen bu köşenin yanında 5 zincir çekip bu dolgunun tam orta yerinden herhangi bir yerine bakın şu şekilde ilmeksiz battım. Tekrar 1 2 3 4 5 şimdi 6 zincir arkadaşlar. Çekip tam zincirimizin orta yerine ilmeksiz batıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip tam şu dolgumuzun orta yerine ilmeksiz battık arkadaşlar. Sonra 5 zincir. Şuradaki gibi. Yani bu köşelere gelirken 5 zincir. Milüs aldım burada ve köşe yapacağım arkadaşlar. Trabzanla. Tekrar gösterelim bilmeyenler için biraz daha zor oluyor. Mil üstümüzü alıyoruz. 1 2 Tekrar mil üstü aldık. 1 2 kere de çıkartıyoruz. Mil üstü alıp 2 kere de çıkarttık. 3 tane yaptık. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Mil üstümüzü alıp aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi 5 zincir yine. 5 zincir çekip dolgumuzu tam orta yerinden bir yere sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip hemen orta yerine boşluğa sık iğne ile sabitledim. 6 zincir çekip şu ipimizi ben şuradan bir kaybedeyim arkadaşlar. 6 zincir çekip e, tekrar şu dolgumuzun orta yerine battık. Bakın bu şekilde olacak böyle. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Mil üstü aldım. Köşeye geldik arkadaşlar. Trabzanımı yaptım diğer köşelerdeki gibi 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bu şekilde böyle gidecek ya arkadaşlar ben size şunu göstermek istiyorum. Sonra birleştirme nasıl diye çok yorum alacağım biliyorum. Ben bunları kit olarak yaptım ama size birleştirmesini göstereceğim. Çünkü birleştirmesi de lazım. E, tabii Tabi motifler böyle olacak değil. Şimdi birleştirmesi de arkadaşlar köşeye geldik. 1-2 zincir çekip motifimizi alıyoruz ve ters yüzü bize bakıyor yani iki ters yüzü iç içene gelecek şu şekilde şöyle yapın iki zincirimizi tam diğer köşesine sık iğne ile sabitledim bir iki zincir çekip milistüm aldım ve köşemi tamamlıyorum tekrar Köşemi tamamladım. Şurada bir 5 zincirimiz olacaktı ya arkadaşlar. Bunu da 1, 2, 3 zincir çekip diğer e, dolgunun yanındaki diğer motifimizin yani dolgunun yanındaki şu şekilde buradan ilmi, milimi taktım. Çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar e, motifime devam ediyorum. Burada tekrar 3 zincir çekip diğer boşluğuna yani bir oradan bir oradan yapmış oluyoruz arkadaşlar. Karşı motifin hemen yanındaki motife taktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buradaki e, zincirimizin tam ortasına yani motifimi devam ediyorum yine. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim karşı e, motifteki boşla şu şekilde arkadaşlar. Tığımı buradan atıyorum. Siz istediğiniz gibi de birleştirebilirsiniz zor gelirse. Şöyle de yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir. Sonra motifime devam ediyorum. Tam e, dolgunun ortasına 1-2-3 zincir daha çekip Tekrar karşı yerdekine Sabitliyorum sık iğne ile 3 zincir çekip Mil üstümü alıp ortaya geldim Bakın 1-2-3 tane dolgumu yapıp 1-2-3 zincir çekiyorum ve diğer köşemize bunu da sabitliyorum. Sık iğne ile ve 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Sonra motifimizi milüste alıp devam ediyoruz. Yani motifimizi tamamlıyoruz. Aynı yere 3 tane dolgu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip orta yerine tam 6 zincir çekip devam ediyorum diğer taraflardaki yaptığım gibi ve sona geldik 5 zincir çekiyoruz bu sonda arkadaşlar yani şu köşelerin yan tarafları beşer zincir olacak 6 zincir biraz e, boldurdu arkadaşlar orada denedim Böyle daha hoş durdu. Bir zincir çekip ve bunu da koparttık. Bakın bu şekilde motifimizi birleştirmiş olduk. Motiflerimiz kaç santim diye merak da edersiniz? Tam 10 santim. Şu ucdan bu uca motifimiz 10 santim. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bakın şimen tablo gibi de. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü kullanabilirsiniz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Instagramıma da bekliyorum. Ee, Hoşçakalın. Kolay gelsin arkadaşlar.